Millet selam, hoş geldiniz efendim. Şimdi sizlerle beraber Skibidi 76 Part 1'in detaylı inceleme ve teori videosunu yapacağız. Şu anda saat sabahın 5'i, 5'i 5 geçiyor. Bunu yaptıktan sonra yatıp dinleneceğim. Sonunda Ömer, editörümüz ve moderatörümüz işe tekrar döndü. Ben demeden kendi bu videoyu istedi. Bunu hemen şimdi çekip Gmail'den ona atacağım. Bakalım nasıl bir iş çıkaracak ortaya. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Vakit kaybetmeden buyursunlar, keyifli seyirler diliyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. 76'da 2-3 tane detaydan, hani önemli detaydan başka bir şey yok gibi geldi bana. Değinmek istediğim birkaç tane konu var öncelikle. Videoya başlamadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bazıları demiş ki bölüm iyi değildi, hemen savaş gördük. Tamam, benim de beklediğim bir bölüm değildi. Ama konu şu ki, bakın burada da Amerikan bayrağı dalgalanıyor. Bu detayda yeni fark ettim. Amerika orada da var. Hatırlayacağınız üzere Titan kameraman çok uzun süre bekleyişte sonra döndüğünde büyük bir olaya dokunuş yapacak. Oradan gidip başka bir şey yapacak demiştik. Ama büyük bir bölüm bekliyorduk. Onun aksine neyi gördük? Titan kameraman geldikten sonra uçup gitmiş de şehir temizliğine girmişti. Yani araya minik bir savaş koymuştu Dafak. Her önemli olaydan sonra daha büyük bir olaya girişmeden önce araya böyle bir küçük bir şey koyuyorlar. Savaş sahnesi koyuyorlar. Tıpkı burada olduğu gibi büyük bölümü gördük. Bu büyük astrolarla savaştıkları bölümü ve diğerlerini gördük ve oradan da hemen yeni büyük yere geçmek bir tık absürt olurdu. Onun yerine araya bir şey sıkıştırmak gerekirdi. O olaylar orada olurken şehrin diğer kısmında ya da başka bir yerde ne oluyor? Bunun bize gösterilmesi gerekiyordu. Burada Dafak bize güzel bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum. Bu savaş alanı şimdi bu görsünler, detaylı incelemeye geçelim. Bir, Türk bayrağı diyorum ya. Yine Amerika'yı orada gördük. Skibidilerin gerçekten de koordine bir şekilde birleştiğini görüyoruz. Şimdiye kadar bize gönderilmeyen, yani birliğe gönderilmeyen ağır zırhlı tuvaletleri, tabi bize de ağır zırhlılar gönderildi ama bu kadar değildi diye tahmin ediyorum. Çünkü bakın şu artilere, yani topçular yere indirilmiş durumda. Ağır topçular yere indirilmiş durumda. Hele ki şöyle bir ağır zırhlı bir tuvalet, hem de geliştirilmiş ağır zırhlı bir tuvaleti burada gördük. Düşmana daha üstün bıdıklarını gönderdiler zaman kazanmak için. Bu savaşın şehirde geçmesi de bir tık düşündürücü. Çünkü zaten diğer her yeri kaybettiler. Bu son direniş gibi bir şey. Ya da yürüttükleri bir plan için zaman kazanma aşaması diyebiliriz. Devam edelim. Detayları kaçırmayayım diye ben önce de izledim. Bakın arkadaşlar, şurada bir tane asker, hani neredeyse buna astro diyebilirim yani. Tipine bakarsanız ama orada kasklı bir tuvaleti görüyoruz. İlginç bir tuvalet. Şimdiye kadar böyle bir tuvalet görmedik. Ve silahlarına dikkat ederseniz, hani bu ekibin, yani elit komando ekibi diyeyim ben buna, bu ekibin gerçekten de geliştirilmiş olduğunu görüyoruz ve normal skibilerden çok daha çok farklı oldukları rahatlıkla görebiliyoruz. Şunları zaten tanıdık. Burada tek bir astro ile savaştıklarını görüyoruz. Bu astroda hatırlayacaksınız, son bölümde gelen kameranın ve diğerlerin ayrıldığı bölümde gelen bombardıman, böyle uzun kanatlı topçu bir astroydu. Tek başına şu anda mücadele ediyor. Ağır zırhlı olduklarını burada öğreniyoruz. Şu ise Superman'e bir gönderme diye düşünüyoruz. Tamamen Superman olmuş gibi, bilmiyorum. Kamikaze olarak bunu düşünmeleri bir tık komik olmuş tabii ki. Şimdi şurası. Özür dilerim. Şuraya geçmemem gerekiyordu. Nasıl olur da direnmeye nasıl cüret edersin? How dare you resist? Direnmeye nasıl cüret edersin? Değil. Daha alfası gelip saldırdı. Size hain pislikler, nasıl olur da direnmeye cüret edersiniz? Traitor scum. Size hain pislikler dedi burada. Ömer'in İngilizcesi daha iyi. O daha iyi çevirecektir mutlaka. Biz öyle anladık diyebilirim yani. Şimdi detaylı incelemede şöyle sardırarak geçiyorum ki detaylı incelemeye fazla şişirmeyeyim de. Ben buraları izlemiştim. Burada gördüğüm fazla bir şey yok. Şurası hariç. Şurada bir detay göreceğimizi düşün. Şu detay var. Şuna çoğu kişi baby you got something in your nose sniffing that K, did you feel the hole, hope you find peace for yourself. İlk kımıldayan gaydir mimine gönderme var diyor. O mim de olabilir. Evet, sorun yok. Ama burada çünkü sürekli savaşta içinde birbirlerini gördüler, böyle şok etkisi diyebiliriz. Savaş alanı şok etkisi diyebiliriz buna. Tamam. O mimin
dışında, konu mim, o gönderme miminin dışında arkadaşlar. Onu bu konunun dışında tutuyorum bu. Savaş şoku. Çünkü sürekli kendilerini bildikleri birbirleriyle savaştılar. Şimdi aynı ekipteler ve birden elleri silahlı kişi böyle karşıya gelince böyle bir donar kalırsın yani sonuçta. Bu şoktur. Mimin dışında tutuyorum tabii ki bunu. Gözlere dikkat ederseniz gözleri o şoku daha iyi anlatıyor. Ve ne yazık ki dikkati dağılınca burada bıdık ölüyor. Şu zırh, yüzündeki zırh, şimdiye kadar görmediğimiz türden bir zırh. Zaten astroların tuvalet klozet dışındaki tek benzerlikleri klozet, zaten diğer her şey tamamen farklı. Ve fark ettiyseniz bu savaş alanı içinde daha önce görmediğimiz pek çok astro gördük. Yani şimdiye kadar görmediğimiz pek çok astro gördük. Şu silahları da söyleyeceğim size. Şurada bir yerde bir şey var. Şu çok güzel bir araç bu arada. Şu. Şimdi gürmesi gelsin daha iyi anlaşılır. Ben bunu eğer hatan varsa düzeltin. Ömer sen de kontrol et abicim. Ben bunu Half-Life 2'deki Alex'in babası Ellie'ye benzetiyorum. O olma ihtimali de var. Şapka detayı birazcık kafa karıştırıyor. Ama Half-Life 2'de Alex'in babası olan Ellie olabilir. Yüksek ihtimalle o. Hani Half-Life evrenindeki önemli karakterleri görmeye başladık. Benim merak ettiğim Adrian Shepard'ı gördük. Bak Adrian Shepard'ı gördük. Kamera bombunda karşılaşmıştı. İnsanlar onu ateş ediyordu. O Adrian Shepard'dı Half-Life'dan. Ellie diyelim. Ellie'yi gördük. Profesör Kleiner eski bir tuvalet olarak gördük biliyorsunuz. G-Man'i zaten görüyoruz. Kim kaldı geriye? Önemlilerden, erkeklerden. Barney. Barney'i şimdiye kadar gördük mü bilmiyorum. Gordon Freeman. Bakalım bunları görebilecek miyiz? Çünkü zaten diğer bütün NPC'ler gerek bu tarafta gerek o tarafta ama çoğunlukla Skibi tarafında NPC'leri görebiliyoruz. Eli'yi de burada gördük. Bakalım şeyi görecek miyiz? Gordon Freeman'ı bir yerde bir şekilde görecek miyiz? Onu merak ediyorum ben doğrusu. Şu iki kameraman önemli. Şu normal bir kameramana benziyor da şu kırmızı kameraman. Kırmızı bizim şey değil miydi? Hain olarak adlandırdığımız kamera değil miydi? Bunu serbest mi bıraktılar yani? Elleri kelepçeli olan kamera bu değil miydi? Yanlışım varsa lütfen düzeltin beni. Bu kırmızı gömlekli kamerayı birkaç yerde daha gördük diye hatırlıyorum ben. Hangi bölümse veya neyse ya da siz hatırlıyorsanız onları bana yazarsanız sevinirim. Şimdi devam edelim. Hareket edince düşüyor. Şurada benim kamerayı oraya koyduğum için ben oraya Northern Patrol diye yazmışlar ya da ben şeyi kaçırmıştım. Şu sahne şurada olacak. Şurada olacak. Bakın gerideki detaylara bakarsak şu garibimin kafası kopmuş. Normal skibileri görüyoruz ama şu tekerlekli sandalyeyle kaçıyor. Şunları kaçıyor. Normal skibiler bizim çocuklarla beraber kaçıyorlar. O tutulmuş kaçıyor ama ne yazık ki garibim kaçamadı. Şu detayı göstereyim arkadaşlar size. Yine hızlı geçtiği için gözden kaçtı. Bakın. Şurada sandalye, solda bu sandalye şey yaptıysanız önce bize bakıyor, dikkat ettiyseniz o bize ona baktığımızı görünce hemen diğer tarafa dönüyor. Bak döndü, bize bakıyordu. Bizim onu gördüğümüzü fark edince hemen öbür tarafa döndü. Bu sandalye tekrar karşımıza çıktı. Bu sandalyenin olayı nedir hala bilmiyoruz. Hani son bölümlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor, iki bölüm özellikle. Ne yani bunun olayı ne, diğer videolarda anlattığımız gibi üstüne görünmez bir şey mi var, bir şey şekil mi değiştirdi, birini mi temsil ediyor? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz efendim. Bir sonraki bölümde neler olacak, bir sonraki bölümde bize gösterilir mi onu da bilmiyoruz tabii ki. Bu farklı bir skibi bu arada. Bakın arkasında uzun bir uzuv tarzı bir şey var, kanat mı? Şu çevresindeki şeyleri mi bilmiyoruz ama bakın yine sırtındaki büyük aynı şey burada da var. Aynı zırhlık şey burada da var. Şurada çok önemli bir detay var. Çoğu bir detayı kaçırmış. Şimdi size o detayı göstereceğim. Şuradan daha iyi gösterebilirim. Bakın arkadaşlar. Bunlar üstün ırk oldukları için hani bakın şeylerde tam alnının ortasında işaret var. Bak hepsinde var mı bilmiyorum ama bu işaret bende bununla çok dikkatimi çekti. O şey filmine gönderme olabilir, biliyorsunuz ki Alien vs. Predator'da bazı filmlerinde yüzlerine alienların asitleriyle semboller çiziyorlar. Çoğunlukla avcılarda ve üstün ırklarda bedenlerine sembol çizme olayı vardır.
filmlerde, oyunlarda, başka bir şeylerde falan filan. Ona bir gönderme. Ve şu silah, size söylemiştim, Ömer eğer onu bulup koyabilirse tatlı olur, koyamazsa sorun yok. Bu silah, Half-Life diyorum, özür dilerim. Mass Effect oyununda 1, 2 ve 3'te, 1'de var mı bilmiyorum ama 2 ve 3'te modlu silah diye de biliyorum ama Half-Life, yine Half-Life dedim diye aklım Half-Life'a gidiyor. Mass Effect 2 ve 3'te Geflere ait bir silah. Çok ağır bir silahtır bu. Mass Effect evrenine ait bir silah. Mass Effect evrenine girmesi hoşuma gitti tefakken. Çünkü beklemiyordum. Her şeyi Half-Life evreninden aldığı bir seride Mass Effect gibi apayrı bir seriye gireceğini beklemiyordum. Ama Mass Effect'in de çok güzel silah tasarımları olduğu için tatlı olmuş, hoş olmuş, güzel olmuş, girdiğine sevindim. Bakalım daha ne çeşit bıdıklar göreceğiz ilerleyen serilerde. Duyduysanız Half-Life'ın iyileştirme sesini aldı ve tekrar ayağa kalktı. Bu demek oluyor ki bu bir acil durum gücü mü? Eski bile tarafından onu bilmiyoruz. Bakın alnındaki şey burada çok daha net bir şekilde görünüyor. Bu bir acil durum önlemi mi? Hani son bir kez daha savaşması için veya karşı koyması için ani bir can, adrenalin patlaması diyebiliriz buna. Adrenalin patlaması gibi bir şey mi? Yoksa gerçekten de her astroda kendini iyileştirme yeteneği var mı? Varsa bu çok tehlikeli bir şey. Kafasına bıçak sapladık, hala canını iyileştirip ayağa kalkabiliyor ise bunları öldürmek sandığımızdan çok daha zor olacaktır. Dedikten sonra devam. Şurası güzel. Time to die. Burada iki tane repliği var. Bu gönderme bana Jimmy'i hatırlatıyor ya. Jimmy'nin sesine çok benzemiyor mu? Ama Jimmy'nin böyle bir repliği yok. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Jimmy'nin böyle bir repliği yok. Yani çok tanıdık bir ses. Hani ses çok tanıdık. Ölme vakti diyor. Ve burada da bizim beklediğimiz large kameraman geliyor. Bu large kameraman DJ Tuvalet'in gelip astronomunu parçaladığı bölüm var ya. Ömer hangi bölümde o ya? Ben nereden bileyim? Ya da çocuklar hangi bölümde o? DJ Tuvalet'in gelip bölüm müzikle gelip sonra diğer astronomun gelip bizim çocuklara dövüştüğü sahnede bunu görmüştük. POV kameraman olarak, large POV kameraman olarak bunu görmüştük. Tek başına bayağı bir şeyi paramparça etmişti. En sonunda TV Woman ve diğer womanların başını yediği profesörü içeri girip dikkatini dağıtıp orada vurulup yaralanmıştı. O zamandan bu zamana ilk defa görüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel upgrade almış, gelişmiş ve karşımıza tekrar çıkıyor efendim. Şimdi şuraya şöyle sardıralım. Elimdeki lazerin ve şeylerin daha çok geliştiğini görüyoruz. Şimdi burada astrolar sadece indirme yaparak yani büyük gemilerle gelerek işlerine devam etmiyorlar elbette. Bu bir işgal sonuçta. Gökyüzü ellerinde. Okey. Kara ve deniz yollarını da ellerine tutmaları gerekiyor. Bu yüzden şehre bir sürü şey indirmişler. Çıkarma yapmışlar. İndirme yapmamışlar. Sadece çıkarma da yapmışlar. Havayı gördük. Hava kontrollerinde kara kontrol etmeye çalışıyorlar. Deniz durumunda ne olacak onu bilmiyoruz. Henüz tabii o kadar detaylandırılacak mı defak onu da bilmiyoruz. Hani o denize kadar gidecek mi onu da bilmiyoruz efendim. Onu da izleyip hep beraber göreceğiz dedikten sonra. Fazla Ömer'e de fazla zorluk olmasın diye şu detayları geçmeye çalışıyorum. Bugün de gözleşirdik. Bu adam oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. Bitti anladın mı? Aynen öyle. Kameranın kolundan indirip koyduğu şu lazer şeyin kullandığı lazer. Titan kameramanın kullandığı lazer biliyorsunuz. Onun dışında burada kayda değer bir şey yok. Ha, şu yeni gelen örümcek tarzı bir tuvalet absorbe edilen enerjiyi ateş edip kalkanı indirmeyi başardı. Ve burada göreceğimiz şu şey ise daha bir tatlı. Bu kameramanı, bu örümcek kamerayı en son şeyde görmüştük arkadaşlar biliyorsunuz. Beyaz elbiseli ve sim kameramanın arkadaşı olan beyaz scientist kameraman kullanıyordu. Ve onun gözünden POV kameraman olarak görmüştük. Palancır'ın öldüğünü tabletten izleyip yumruğunu böyle vurmuştu ya. Ondan sonra bunu kullanıp diğer bıdıkları, yani bunu kullanıp diyorum kendi metal zırhını kullanıp savaşmıştı. Ama en sonunda
bu yardıma gelmişti. Orada görmüştük en son. Scientist kameramanı, ondan sonra bir daha görmemiştik. Eğer Ömer, ben şimdi bölümleri söylüyorum, siz aklınız karışabilir. Ömer'e de zorluk çıkartmak istemiyorum. Eğer yapabilirse bu, hatırlayıp size söylediğim bölümleri böyle kenara pıdık pıdık korsa, hani şu bölüm şu bölümde detay girmesine gerek yok, ona da zorluk olmasın. Sizin için de çok daha tatlı olabilir hatırlamanız açısından diyorum efendim deyip devam ediyoruz. Burada güzel bir upgrade aldığını görüyoruz bu arada. Şöyle sesi kısayım da. Güzel bir upgrade aldığını görüyoruz bizim çocuğun burada kesinlikle. Zaten o geldiği bölümde upgrade almıştı ama ağır yara almıştı biliyorsunuz. Şurada astronot çığlık atma sesi de biraz uzayı hatırlatıyor. Uzayımsı bir ses, aura diyebiliriz. Bakın bu kameramanı en son orada görmüştük efendim. Bundan sonraki bölümde neler olacağı ise kocaman bir soru işareti. Şimdi detaylı inceleme konusu böyle oldu. Çünkü hani önemli birkaç şey dışında, o sandalyeyle diğer şeyler dışında gerçekten detaylandırılacak bir şey yoktu bu bölümde. Bir de ara bölüm olduğu için, 3 dakikalık bir ara bölüm olduğu için, büyük bölüm olarak adlandırabileceğimiz bir bölüm olmadığı için bu kadar çıkıyor. Şöyle bir kameraya bakayım da donuyor arada, sıkıntı olmasın. Şimdi video şöyle arkada oynasın. Aklıma gelen 2-3 tane teoriyle sizinle paylaşayım. Bu teori videosu olarak. Şimdi efendim, biliyorum bunu söylemiştik videoda, tekrar söyleyeyim. Büyük videoların arkasından böyle bir ara sahneler geliyor. Ben eş ve diğerlerinin kaldığımız bölümden ilerlememizi bekliyordum. Ama ne yazık ki düşündüğümüz gibi olmadı. Şimdi arkadaşlar, eş ve diğerleriyle ilgili özel bir videoda yapıyorum. Ömer, şunu da söyleyeyim. Sana da söyleyeyim. Arkadaşlarımız da duysun. Bir senaryo yazıyorum. Diğer skivilerle ilgili. Görüntüm olmayacak. Sadece ses, okuduğum şeye göre videoyu düzenlemeni isteyeceğim. Bana. Şimdi birinci teorim. Bu bir ara sahne olduğu için bir sonraki bölümde ne olacağı iki yola ayrılacak. Bir, eş ve diğerlerini göreceğiz. Yani bizim birlik ve skibilerin gidip birleşeceği yeri göreceğiz. Birinci bölüm bu. Yani eş ve diğerlerinin macerası kaldığı yerden devam edecek. İkinci macera ise bizim tarafı görme ihtimali çok yüksek. Woman'ları, titanları, şunları, bunları. Çünkü bildiğiniz üzere Titan TV Man ve Titan Kameraman ve diğerleri de saldırıya uğramıştı. Şu anda Titan Kameraman durumu nedir bilmiyoruz. Titan TV bizim Red'e alıp gitmişti, ikinizi de kaybedemem diye. Onların gözünden de hikayeyi görebiliriz. Yani onlara kaldığımız yerden de başlayabiliriz. Hikaye oradan da devam edebilir. Çünkü Tefat bize hikayenin nereden devam edeceğini birkaç yerde söyledi. Hani en son bölüm TV Woman'ın insanları, kamera Woman'ın insanları bulduğu bölümde hikaye tam onların kaldığı yerden devam edecek demişti. Biz de ona göre teori üretmiştik ama bu birazcık zor olacak. Birkaç tane teorimi hemen şöyle söyleyeyim. Bir, eş ve diğerlerinin gözünden hikayeye devam edebiliriz. İki, bizim taraftan hikayeye devam edebiliriz. Titanların tarafından. Üç, TV'lerin tarafından hikayeye göz atabiliriz. Ne demek istiyorum? Shadow TV biliyorsun, biliyorsunuz Jimmy'nin bıdığını alıp, o eskiden astro olduğunu gösteren resmi alıp Scientist TV'ye götürmüştü ve o da sinirlenmişti, kamerayı kapat diye orada görüntü bitmişti ve o sahnenin arkasında, o TV'lerin sahnesinin arkasında büyük bir şey vardı, böyle dönüyordu. O Titan'ın düşürdüğü silah ya da şey olabilir mi bilmiyoruz ama orada çok büyük bir şey vardı. TV'leri uzun zamandır sahada görmedik. TV'leri de görebileceğimizi düşünüyorum. Bu da dördüncü teorim olsun. Toparlayacak olursak, çünkü arkadaşlar teori videosu yapmak şu an biraz yanlış olur. Video şişirip size saygısızlık olur benim açımdan. Niye diyeceksiniz? Bu bir ara sahne olduğu için ve bu sahnede sadece iki tarafın hayatta kalmak için mücadele ettiğini gördüğümüz için bir sonraki bölümde şu olacaktır diye sürekli saymak size saygısızlık olur. Çünkü bu çok yanlış bir şey. 3-4 tane saydık. Eşin ve diğerlerinin gözünden görebiliriz. Titanların gözünden görebiliriz. TV, Woman'ların ve bizim çocukların gözünden görebiliriz. Astroların gözünden belki görebiliriz. Daha önemlisi TV'lerin gözünden görme ihtimalimiz yüksek diyelim. Hani çünkü uzun zaman oldu TV'leri sahada görmedik ve TV'ler bu direnişe katılacak mı? Bakın skibiler ve kameralar, skibiler, kameralar, bak şöyle söyleyeyim, kameralar
TV şeyler ve speakerler ve TV'ler. Bunları birlik diye adlandırıyoruz. Alliance birlik diye adlandırıyoruz. Sikibiler ise düşmanlardı şimdiye kadar. Birleştiler, ortak bir düşman çıktığı için birleştiler ve ama bu birleşmenin içinde biz sadece kameraları ve şeyleri gördük. Speakerları gördük. TV'ler nerede? TV'leri hayra görmedik. Aha. Şey istiyorsanız, teori istiyorsanız alın size teori. TV'ler önemli bir rol oynayacak diye düşünüyorum. Hani bu birliklerin içinde henüz TV'leri görmedik. Ama hatırlayacağınız üzere en son bölümde şey bizim TV scientist demişti ki büyük resmi çok geç olmadan görmemiz lazım diyordu. Ve o büyük resim ne? Bir teorimi daha söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. G-Man ile ilgili olacak elbette. G-Man yaralı kaçtı biliyorsunuz. Eş ve diğerlerinin gittiği bölümde üstte. Onu görme ihtimalimiz yüksek. Ama nasıl görme ihtimalimiz yüksek? Çünkü G-Man yardım etmek istiyor ama Titan ve diğerleri buna izin vermiyor. Yaptıklarından sonra izin vermiyor. Onunla ilgili önemli bir sahne de görebiliriz diye düşünüyorum. Efendim diyelim. Ve videoyu böylece sonlandırıyorum. Dediğim gibi bu bir ara sahne olduğu için boş yere uzatıp canınızı sıkmaya gerek yok efendim. Bu size saygısızlık olur ve teşekkür ediyorum. Ve şimdiden Ömer'e de iyi çalışmalar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir şey çıkartır bize. Kolaylıklar diliyoruz falan. Hepinize teşekkür ederim. 3000 abone olmak üzereyiz. 200 kişi falan kaldı tahmin ediyorum. 200-250 kişi falan kaldı tahmin ediyorum. Eski Mısır TV'yi yakaladık sayılır. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.